Ağzı <laughs> Allah'ı min Şeytan Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillahi Wa'ada. Ve Salat ve Selam Ala Mella Bade. Değerli arkadaşlar, sıfırdan zirveye modern Arapça derslerimizde Auf serisini okuyorduk. Her kitap 10 üniteydi. Toplam 4 cilt 40 ünite. Bir de birinci cildin başında bir Arapçaya giriş. Arapçaya başlarken ünitesinde sayarsak 41 ünite. Yani birinci kitap giriş ünitesi artı 10 ünite. 11 ünite sayalım. İkinci kitapta da 10 ünite. Etti 21. Şimdi kaçıncı ünitedeyiz? 22. Veya diğerlerini 10'ar ünite sayarsak efendim 21. ünitedeyiz. Yani üçüncü kitabımızın ilk dersiyle birlikteyiz. Avf Arapça 3, birinci ünite. Evet değerli arkadaşlar. Arapça 3 kitabımız. Burada bölüm yazarlarımız var. Onun üniteden oluşuyor. Hangi üniteyi hangi hocamız yazmış? Buraya bakarsınız. Daha sonra içindekiler kısmımız var. Arapçada zamanlarla ilgili bir ünitemiz var. Sülasi fiillerde meçhul yapı. Mezit fiillerde meçhul yapı. İsim mevsulleri göreceğiz. Nasbedatları, nevasıplar, cezmedatları, cevazımlar şart edatları, atıf edatları mef'ulun mutlak, mef'ulun leh mef'ulun liyejit ediyoruz ona veya mef'ulun minejit ediyoruz sebep bildiren mef'ul ve mef'ulun fi yer ve zaman bildiren mef'ul onun ünitemiz bu şekilde değerli arkadaşlar ve her e, ünitede kitabımız şu şekilde, önce günlük giriş kısmı var, daha sonra günlük hayatımızda Arapça kısmı var, dil bilgisi kısmı var, harficerle kullanılan fiiller kısmı var, Arapçada kalıf fadeler kısmı var daha sonra yaşamla ilişkilendir ve araştırmalarla ilişkilendir başlığını taşıyan okuma parçaları var. Bunlar ilk iki kitapta yoktu. Yani bu kitaba yeni girdi. Bunların Türkçe çevresi yok arkadaşlar. Öğrenci tarafından çevrilmesi, çözümlenmesi bekleniyor. Ayrıca bu kitabımızda Arap atasözünden seçmeler başlığı altında öğrencinin Arap kültürüne aşinalığını, vukufiyetini artırmaya amaçlayan kısa atasözleri var. Peki, bu okuma parçalarına, ses dosyalarına kare kod uygulamasından ulaşabiliriz. Buraları geçiyorum, zaten az önce tanıttım. Burada güzel bir hat, sanat örneği var. Bölüm birden başlıyoruz. Arapça'da zamanlar. Arapça'da zamanlar. Yani, el ezmanu fil lugatil arabiyeti. Arapça'da zamanlar. Günlük hayatımızda Arapça. Biliyorsunuz zaten burayı. El Arabiyetu fi hayatinel yevmiyeti. Arapçada zamanlar. Önce geçmiş zaman, geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zamanı tekrar edeceğiz. Yani mazi, muzari dediğimiz. Sonra bişli geçmiş zamanın, geniş zamanı, şimdiki zamanı, gelecek zamanın hikayesini tanıyacağız. Yani yapmıştı, yapardı, yapıyordu, yapacaktı. Bunları nasıl söyleyeceğiz onu öğreneceğiz. Harficer fiil uyumu ile ilgili bir bölümümüz var. Kalıp ifadeleri ile ilgili bir bölümümüz var. El kelimetül miftahiyye. Evet, anahtar sözcüklerimiz neler? El ezmanu fil lugatil arabiyeti. Arapçada zamanlar. Bir de zemenül madi el müstemir vel mudari'a müstemir. Evet, müstemir ne demek arkadaşlar? Devam eden. Devam eden. Yani devam eden mazi, devam eden muzari ne demek? Geçmiş zamanı ve geniş zaman hikayesi demek. Burada da çok güzel bir resim var yine. Değerli arkadaşlar. Şurasını bilen var mı? Burası. Makamı İbrahim. Değil mi arkadaşlar? Ya da ona mı benzetmişler? Kabe'nin yanındaki. Benzetmişler sanki hocam. Evet. Benzetmişler bile bir sembol. Hurma, tesbih. Giriş kısmımıza bakıyoruz. Ya yani Bir dili öğrenirken tabii ki en önemli aşamalardan biri. O dilde kullanılan fiil çatılarını öğrenmek arkadaşlar. E, bu bölümde önceden anlatılan geçmiş zaman ki, ki biz buna ne diyoruz? Mazi diyoruz. Geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman. Bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Muzari. Yani Türkçe'de kaç tane basit fiil yapısı var? Basit zaman var Türkçe'de. Geçmiş, geniş, şimdiki, gelecek. Evet yani anlatılan geçmiş zaman öğrenilen geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş, gelecek. Beş tane. Yani yaptı, yapmış, yapıyor, yapar, yapacak. Peki Türkçedeki bu beş zamanın karşılığı Arapçada ne arkadaşlar? İki tane. Mazi ve muzari. Mazi hangisini karşılıyor? Yaptı, yapmış. Muzari hangisini karşılıyor? Yapıyor, yapar, yapacak. Anlaşıldı mı? Evet hocam şimdi bir de bunların ekstra olarak bunların hikayelerine öğreneceğiz yani yapmıştı yapıyordu yapardı yapacaktı diyeceğiz arkadaşlar Bu da çok önemli bir mesafe kat etmek aslında yine bunlarla ilgili örnekler kullanacağız harficiler fiillerle ilgili kalıp ifadelerimiz var diyaloglarımız var metinlerimiz var Bir de yaşamla ilişkilendireceğimiz bir metin ve birkaç Arap atasözü bulacağız bu yaşlanma ilişkilendir diğer kitaplarda var mıydı arkadaşlar? Veya Arap atasözleri. Birinci, ikinci kitapta var mıydı? Yoktu hocam. Bu, bu kitabın yeniliği. Günlük hayatımızda Arapça. Bundan kaç tane okuduk biz? Diğer kitaplarda. Kaç tane okuduk bundan? 20 tane. Heh, 20 tane. Bu 21.si şu Türkçe kısımlarını Arkadaşlar şu Skype ile ilgili bir şey deneyeceğim de bir saniye. Şöyle olunca daha mı güzel olacak acaba? Tam ekrana geç var. Görüyor musunuz şu listeyi bendeki? Kılavuz evet görünümü, hocam. konuşmacı görünümü. Evet hocam. Ve bu her zaman aklımda unutuyorum. Tam ekrana geç. Daha mı iyi olacak acaba böyle? Ha, tam ekrana geçince şeye geçemiyoruz arkadaşlar. Siz söyleyin. Şimdi tam ekranda mıyız? Hocam o sadece Skype'ın ekranını tam ekran yapıyor. Sizin paylaşımınız yine aynı farklı bir ekranda açılıyor. Hmm, Sizde o farklı zaman, ekranda açılıyor o yani. O zaman o zaman hiç bozmayalım değil mi? Ya ben güya şura gözükmesin dedim. Şu benim alt kısım var ya. Hocam paylaşım yaparken sadece belirli bir kısmı paylaş gibi bir şey olabilir. Dersten sonra bakabiliriz ona. Tamam. Böyle büyüklüğü iyi değil mi arkadaşlar? Türkçe kısmını bilerek kapatıyorum. Oraya alışmayalım çünkü. Orası sadece kontrol amaçlı. Büyüklük iyi mi böyle? İyi hocam. Başlıyoruz arkadaşlar. tu ceddi. Başlığımız mudaf. Mudafun lehden oluşan bir izafet terkibi. İzafet bu arkadaşlar. Terkip neydi? İki kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu yapıya biz terkip diyorduk. Terkip. Rakkabe yurakkibu terkip. Yani iki kelime üst üste biniyor. Bunlar bazen isim cümlesi, fiil cümlesi gibi yargı bildirir. Bazen sıfat tamlaması, sıfat terkibi, izafet terkibi, atıf terkibi, bedel terkibi, terkibi gibi yargı bildirmez. Zikrayatü ceddi mudaf mudafun leyh. Zikrayatü mudaf ceddi mudafun leyh. Bu aynı zamanda mudaf ya muzafun leyh. Zikrayatun. Ne demek arkadaşlar? Zikrayatu anılar ceddi dedemin anıları, hatıraları. Fi <fî> yevmin min eyyamil ahadi Evet. Fi <fî> yevmin min eyyamil ahadi. Bu kalıp bir ifade arkadaşlar. Fi <fî> yevmin minel eyyam. Masallarda çok geçer mesela. Fi <fî> yevmin minel eyyam ne demek? Günlerden bir gün. Fi <fî> yevmin min eyyamin ahad ne demek? Pazar günlerinden birinde. Yani bir pazar günü diyebiliriz. Kâne el ve cemilen. Şöyle çizgimizi çekelim cümleyi bitirince. Evet, hava güneşli ve güzeldi. Kâne'yi çevirirken idi'yi nereye koyuyoruz arkadaşlar? Haberinden sonraya koyuyoruz değil mi? Kâne el cevvu hava misen güneşli ve cemilen güzeldi. Ve kanet ümmi kâneti id'yi ne, ne, zaman koyacağız? Tercümede. Haberden sonra. Haberden sonra. Kânet ümmi annem gad ceddi ila de'a ila birini bir yere davet etmek. De'a <laughs> ila Nere davet ettiğini iladan sonra alıyor. El gadai ma'ana annem annem dedemi bizimle birlikte Öğlen yemeğine davet etmişti, etmişti. Peki, kaddeat etmiş demek arkadaşlar. Bir de kânet olursa ne oluyor o zaman? Etmişti. Yani geçmiş zamanın ne oluyor bu? Hikayesi. Çok güzel, geçmiş zamanın hikayesi. Daat deseydi davet etti olurdu. Kad olunca etmiş oldu. Bir de kâne gelince etmişti oldu. Annem ne demi bizimle birlikte öğlen yemeğine davet etmişti. Kane meridan. Kâne'nin ismi kim arkadaşlar? Tahtında müstetir. Huve. Kime dönüyor bu? Ceddiye. Dedem haberine meridan. Hastaydı. Arkadaşlar münzü iki manası var bir den beri, bir de evet kabl manası önce manası mundu şehrin bir aydan beri bir aydır hastaydı vel huve bi hayrin elhamdülillah şimdi çok şükür iyi arkadaşlar diyalogta ne yapıyorduk Kimin arasında geçtiğine bakıyorduk ebi babam ceddi dedem ümmi babam dedem annem ve ene ben ben dediği kim? Bir tane kız çocuğu. Şu resimde görebilirsiniz. Bu arada üçüncü kitabın baskılarında bir hata olmuş. Tamamı renksiz değil mi arkadaşlar? Tamamı renksiz doğru mu? Maalesef. Evet burada en azından rengini görebiliyoruz. Ene, Ümmi, Ebi. Bu da kim arkadaşlar? Ceddi. Yani bu aslında diyaloğu Kimin ağzından dinliyoruz arkadaşlar? Şuradan anlaşıldığına göre, şu kırmızıdan anlaşıldığına göre. Evet. Kimin ağzından dinliyoruz? Bir kız çocuğundan. Heh, kız çocuğunun ağzından dinliyoruz arkadaşlar. Ehlen ve sehlen ya ebi. Nevvarta beytene. Hoş geldin babacığım. Kayınbabasına diyor tabii bu. Hoş geldin babacığım. Efendim. Gerçi kayınbabası da olabilir. Babası da olabilir. Onu bilemiyoruz. Evet. Yani bu kızın anneden babası mı, babadan babasını bilemiyoruz. Nevverte beytene kalıp ifade arkadaşlar. Yani tam çevirdiğimiz zaman Nevverte nurlandırdın. Beytene evimizi nurlandırdın. Ya biz Türkçede ne deriz bunu arkadaşlar? Şeref verdin deriz değil mi? Böyle demez miyiz? Ya da iyi ki geldin deriz değil mi? Var mı başka bir fikri olan? Ha, hoş geldin, sefa getirdin. Aynı bu manada işte. Ehlen <laughs> bikum, hoş bulduk. El beytu munavvarun bi vücudikum ya evladi. Evet. Yani evlatlarım, canlarım, El beytu ev munevverun. Ev zaten aydınlanmış bi vücudikum. Sizin varlığınızla. Ev sizin varlığınızla zaten aydınlık. Yani Türkçe'de bunun karşılığı yok arkadaşlar. Böyle çevireceğiz. Annesi ne diyor? Tabaktu. Pişirdim. Ne pişirmiş arkadaşlar? Et'imeten şehiyeten. Evet. Ma mana şehiyye. Türkçe'de iştah kelimesi var. İştah. Evet. Leziz. Aslında leziz manasında yani tamam mı? Yani tabaktu et şehiyeten ey ey yani demek tabaktu et imeten lezizeten min eclike ya validi babacığım min eclike bu da güzel bir ifade senin için demek senin için lezzet yemekler pişirdim etemenne en tu'acibeke umarım ki beğenirsin umarım ki efendim beğenirsin tefaddalu ila nokta noktaya buyurun. İlel maidetin ne buyurduğunu iladan sonra alıyor. Sofraya buyurun. Selimet yedek yebnetil cemile. Selimet yedek yine kalıp ifade. Eline sağlık güzel kızım diyor. Eline sağlık güzel kızım diyor. Bil afiyeti heniyen. Arkadaşlar ikisi de aynı manada. Afiyet olsun demek. Tamam kalıp ifadeler. Hâzihil <laughs> ma'idetu bu sofra zekkaratni. Evet, bana hatırlattı. Zekkara yuzekkiru tezkir. Zekkaratın faili ne arkadaşlar? Zekkaratın faili Zakir. ne? Yok faili diyorum. Zekkarat fiil ya. Yani. Faili. İsmi faili ne? demedim. E ne değil mi? Yok. Aha buradaki hadihi. ismi işaret. Tabi ismi işaretle irab belirmiyor bu şahır neyde beliriyor? Yani zekkerat hatırlattı. Hatırlatan ney? Bu sofra. Bu sofra bana hatırlattı. Şu da mef'ul. Şu da nunu vika'ye. Anladın mı şimdi Tuğçem? Hatırladım şimdi hocam. Zekkerat ni Hâzihil mâidetü demek yani. Yani zekkerat hâzihil mâidetü efendim e demek yani. Evet. Tabii böyle kullanılıyor. Bu sofra bana hatırlattı. Neyi? bi ayyam shababi gençlik günlerimi bana hatırlattı ene bu kız çocuğu keyfe kanet arkadaşlar geçerken nasıl geçeceğiz kes sırayla keyfe kanet hayatu fi ahdi şebabike ya ceddi. dedeciyim ahd dönem demek yani senin gençlik döneminde gençlik günlerinde hayat nasıldı Kuntu şu Arkadaşlar. Kane artı fiil muzari ne olur? Şimdiki zamanın ya da geniş zamanın hikayesi olur. Doğru mu? Kuntu özellikle hîn. Zâlikel hîn de kalıp ifade. O zamanlar. Kuntu manasını e'işu ile beraber veriyoruz. Yaşıyordum. Yaşardım. İkisinden hangisi uygun sonu vereceğiz. Yaşardım diyelim. Ne usratiyi ailemle birlikte nerede filkariyeti? O zamanlar köyde ailemle birlikte efendim ailemle ya da kısaca yaşardım. Kuntu estayizu. Evet, bu nasıl bir zaman arkadaşlar? Yukarıda söyledim. Geniş zamanı hikayesi. Veya şimdiki zaman hikayesi. Ama geniş zaman çevirdik. Burayı da geniş zaman çevirelim. Kalkardım. Değil mi? Mübekkiren. Erken kalkardım. Ve ezhebu me'a validi ilel gâbeti lil ameli. Lil ameli burada mef'ulün liyecli. Evet. Erken kalkar diyelim. İki tane olunca böyle yapalım. Erken kalkar ve babamla birlikte ormana çalışmaya giderdim. Kâne validi yekûmu bi. Arkadaşlar kâme artı bi. Yekûmu artı bi. Yekûmu bi artı mastar. Ne manasındaydı? Mazi. Muzari malum manasındaydı değil mi? Yekûmu bi artı mastar. Hatırladık mı? Yekûmu bi artı mastar. Hatırlayabildik mi bu bilgiyi? Güzel. Babam yegumu bi yapardı ne? Harase demiş ama harase olursa daha iyi olur arkadaşlar. Ben öyle gördüm sözlükte. Harasetil gabeti. Ormanın bekçiliğini yapardı. Yapıyordu. Kuntu aktifu. Katafe yaktifu. Koparmak demek. Ne demekmiş arkadaşlar? Mesela aktifu ezzehra. Ezzehrate. Çiçek kopardım. Ama burada koparmak değil de ecma'u manasında. Yani kuntu ecma'u ne demek? Topluyordum, toplardım. El futra, mantar. Vel feravilete, vel feravilete, vel kestane, kestane, kestane yani. Vel aynebe, vel keraze. Ne topluyormuş arkadaşlar ormandan? Mantar, çilek, kestane, üzüm ve kiraz topluyordum veya toplardım. Bitti. Çizginizi çektik. Şu çizgileri zihninizde çekin arkadaşlar. Ben böyle gösteriyorum. Daha net çevirin diye yapıyorum bunları. Fi ba'dil ahyani. Bazı zamanlar kalıp ifade. Fi ba'dil ahyani. Hani şu yukarıda hayin geçmişti ya hayin. Onun çoğulu işte. Hayinun ahyanın. Bazı zamanlarda kunna nezhebu ile nehri. Evet. Nehre giderdik. Ve nestadu. Yani burada künnaya atıf. O zaman ne demek? Kunna nestadu ne demek arkadaşlar? Istada, istade, yestadu, istiyat, istiyat. Ne demek? Av yapmak. Kunna ile beraber olursa Kunna ile beraber atık olursa. Heh, av yapardık, avlardık. Neyi? ki balık avlardık. Bazı zamanlarda nehre gider balık avlardık. Kânetil hayatu kânenin ismi, kânenin haberi. Bu da haberin üzerine atıf. Kânetil hayatu ecmele ve eshele minel an. Evet. Hayat şimdikinden daha güzel ve daha kolaydı. Bu soran kim? Ebi. Kız çocuğu soruyor. Keyfe kânet. Evet. Eyyâmu ramadâne. Arkadaşlar niye Ramazan'a dedim? Gayrı musarif. Muzafir ne? Normalde mecrur. Kesre olması lazımdı. Ama kesre alması gereken yerde kesre alamayı feth alan sözcüklere ne diyoruz biz? Gayrı musarif diyoruz. Keyfe kânet nasıldı? Eyyâmu ramadane fi ahdi şebâbik. Şebâbike ya validî. Evet. Babası ne diyor arkadaşlar? Babası ne diyor? kızın dedesine ne diyor babası? Kızın babası kızın dedesine ne diyor? Senin gençlik döneminde, gençliğinde Ramazan günleri nasıldı? Babacığım diyor. Uridu en tesma'a Evet istiyorum duymasını kimin? İbneti. Kızımın duymasını istiyorum minke senden. Zikrayatike. Anılarını, hatıralarını senden dinlemesini istiyorum dedesi başlıyor kızın dedesi anlatmaya. Kuntu eneve ve kullu şebabil kariyeti Arkadaşlar şebabın iki manası var. Şabun. Onun çoğulu gençler demek bir de gençlik manası var, mastar manası var. Burada hangisi? Mastar manası mı, cemi manası mı? Cemi manası değil mi? Ben ve köyün gençleri ne su Kuntu nesumu. Ne demek arkadaşlar? Kuntu nesumu. Kunna nesumu olsaydı daha güzel olurdu aslında. Oruç tutardık. Evet bu ben ve biz olunca aslında nahne oluyoruz. Kunna nesumu deseydi daha iyi olurdu arkadaşlar. Biraz bozukluk olmuyor mu hocam bu cümlede böyle? Tabii. Kuntu esumu der. Mesela şöyle deseydi olurdu. Kuntu ene esumu olurdu. Tamam ama kuntu, kunna ene ve kullu şebabil gariyeti deyince köyün gençleri ve ben kim zamir karşılığı ney bunun? Nahnu. O zaman şöyle demesi lazım Künna ene ve kullu şebabil gariyeti mu demesi lazımdı. Künna deseydi hocam eneyi hiç eklemeden. E ta, o da olurdu tabi. Künna kim? Künna kim? Kullu şebabil e. gariyeti. Evet. Biz. Evet. Künna yapalım şurayı oruç tutardık. Tavale şehri Ramazane. Ramazan ayı boyunca. Tavale. Önemli bir ifade. Evet. Gün boyunca. Tavale yevm. Tavale şehr. Tavale usbu. Hafta boyunca mesela. Kunna nuftiru. Bak gördünüz mü? Kunna nuftiru. Kuntu uftiru olur o zaman. Kunna nuftiru ma'al cirani fil mesai. Akşamleyin komşularla birlikte iftar yapardık. Kullu vahidin minhum, onlardan her biri, kane yehturu, getirirdi ma'ahu beraberinde, nev'an, nev'an, minet, arkadaşlar şu geçtiğimiz zaman böyle geçiyoruz minleri. Minden sonra elif lamlı bir sözcüğe geçtiğimiz zaman böyle fetayla geçiyoruz. Minet ta'amid taklidiyi, geleneksel yemeklerden getirirdi. Evet, ve fi vaktil iftari, ne zaman getirirdi? İftar vaktinde. Onlardan her biri iftar vaktinde geleneksel yemeklerden beraberinde ne yaparlardı? Getirirlerdi. Bir çeşit diyelim. Geleneksel yemeklerden bir çeşit getirirlerdi. Ba'de en nesma'a Ba'de en nesma'a Ba'de en sonra En nesma'a işittikten sonra neyi? Sautel mitfa'i Mitfa' Ma mana mitfa' İsmalet Top Heh. Ramazan topu. Ramazan topunun sesini işittikten sonra kunna nufdiru iftarımızı, orucumuzu açardık. Sümme nusalli el magribe. Akşam namazını kılardık. Yani burada salatı hasfetmiş. Çünkü gerek yok yani. Bak gerek olmayan yerlerde Arapçada hazif çoktur arkadaşlar. Magrib deyince ne anlıyoruz biz aslında? Es salatel magrib değil mi? Evet. Nusalli dedik ya. Salat dememize gerek yok bir daha. Akşam namazını kılardık. Ve ba'de Bundan sonra künna neclisi otururduk. Ve netehaddesu. Buna oturur diyelim. Oturur ve netehaddesu. Evet konuşur. Ve neşrabu şaiye çay içerdik. Künna qani'ine fi. Arkadaşlar qani'a Ne demek? Kani olmak ne demek kani olmak? Kanaatkar olmak değil mi? Kanaatkar olmak. Yani biz hayatımıza kanaat ederdik diyor. Kanaat ederdik ne demek? Biz hayatımızdan Evet arkadaşlar, biz hayatımızdan yetinirdik. Evet, memnunduk. Memnunduk. Güzel. Ve kable ezanil aşai akşam ezanından önce pardon, yatsı ezanından önce kunna nehrucu minel beyti linusalliye salatel aşai ve salat teravih'i ma'a rijal-i fil mescidi. Evet. Artık üçüncü kitapta olduğumuz için biraz daha bütün bütün çeviriyoruz. Şu kalem mi görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar kalem imgesini? Evet hocam. Ha, şimdi oraya dokunacağım çevirirken. Yatsı ezanından yatsı ezanından önce mescitte köyün adamlarıyla birlikte. Köyün adamları ne demek? Köyün erkekleriyle. Köyün erkekleriyle birlikte yatsı ve teravih namazını kılmak için evden çıkardık. Ve ba'de teravihi teravih namazından sonra kunna nushahidu izlerdik. Ba'd ba'd al-alab'i taklidiyeti. Bazı geleneksel oyunları izlerdik. Ne gibi? Misle, Karagöz ve Ayvaz fi sahatil kariyeti. Evet, başlıyoruz. Teravih namazından sonra köyün meydanında Karagöz ve Ayvaz gibi bazı geleneksel oyunları izlerdik. Künne neteselle eğlenirdik. Bizelike bununla hatta saati suhuri sahur vaktine, sahur saatine kadar bununla eğlenirdik. Kız çocuğu Ene o soruyor. Kem kâne cemilen. Arkadaşlar bu kalıp bir ifade. Kem kaç manasında değil burada. Nice manasında yani. Tamam Çokluk manasında. Tekstir manasında. Kem kâne cemilen. Ne kadar da güzelmiş. Ne kadar da güzel. Ne kadar da hoş. Ve mâzâ kuntum tef'alûne fil e'yâdi. Peki Bayramlarda ne yapıyordunuz? Peki bayramlarda ne yapardınız? Ne yapıyordunuz? Dedesi anlatmaya devam ediyor. Fi nihayeti şehri ramadane Ramazan ayının sonunda künne nehtefilu harfi ceri ne arkadaşlar? İhtefele yehtefilu ihtifalen neyi kutladığını hangi harfi cerden sonra alıyor? Bi Bil'aydi Ramazan ayının sonunda bayramı kutlardık. Kâne s yezûrûne. Kâne artı fiil-i Şimdiki zamanın, geniş zamanın veya gelecek zamanın hikayesi. E şimdiki zamanın hikayesi? Genişim mi? Geleceğim mi? Bunu nereden anlayacağız? Bunu nereden anlayacağız değerli arkadaşlar? Siyak-sibaktan. Yani cümlenin gelişinden. Eğer bir karine varsa mesela, gelecek zaman olduğuna dair. Mesela se sevfe olursa arkadaşlar geniş zaman ve şimdiki zaman olma ihtimali olur mu? Kalır mı? Kalmaz. Ha. Veya el an derse, el an halen derse şimdiki zaman. Kul falan derse böyle her zaman gibi geniş zaman. Karine varsa veya cümledeki siyak sibakına göre. Karine dediğimiz ipucu ipucuya göre veya cümledeki siyak sibakına göre, gelişine göre karar veriyoruz. Şimdiki zaman mı, geniş zaman mı, gelecek zaman mı? Çocuklar ziyaret, evet ne diyelim arkadaşlar? Ediyordu. Ediyordu, ederdi. Kimi? El kibara. Büyükleri. Ve yukabbilûne eydiyehum. Onların ellerini öperlerdi. Ve yekhudûne minhum hedâya sagîraten. Minhum yekhudûne çocuklar arırlardı Minhum o büyüklerden, o kibarlardan. Hedaya sagiraten. Küçük hediyeler. Ve ba'dan nukut. Yani bir miktar da para. Bir miktar paraya biz ne diyoruz aslında? Harçlık diyoruz değil mi? Bir miktar para diye çevirmeyelim de. Direkt harçlık diye çevirsek nasıl olur arkadaşlar? Biraz para mı diyelim, harçlık mı diyelim? Harçlık daha güzel değil mi? arkadaşlar? Evet. Evet, harçlık diyelim. Çünkü harçlıkla araba ev alacak hali yok. Bir miktar para. Onlardan bazı küçük hediyeler ve harçlık alırlardı. Annesi ne diyor? La tense. Unutma. Ekle taamike. Evet. Yemeğini yemeği unutma ya valideyim. Babacığım güzel anlatıyorsun da yemen soğuyor diyor. Evet. Güzel bir metinde arkadaşlar. Kem ifadesi her zaman kaç anlamına gelen soru edatı olarak kullanılmaz. Kem kâne cemilen ne demekmiş? Ne kadar güzeldi, ne kadar güzelmiş gibi nicelik bildirir diyor. Kalıp ifade. Bunlar size arkadaşlar. Okursunuz bunları. Yapmaya çalışın. Dil bilgisi. Arapçada zamanlar kısmı. Buraya geçmeyelim. Hafif başlayalım arkadaşlar. Üçüncü kitabımıza. Burada kalalım. ان شاء الله والحمد لله رب العالمين